Tır mı? Çatlayın bakalım. Çat çat çat. Patlayın bakalım. Pat senin kaynanan mı var? Ne bu şarkılar? Gelecekteki kaynanama mesaj göndermek istiyorum. Gelecekteki kaynanana. Evet. Peki. Hanımlar beyler, 1 Eylül 2020 kaç? 2020 kaç? 2022. Bravo. Seni denedim. 1 Eylül 2022. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Günlerden Perşembe. Adana, Pazar, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Cihan, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Beterden, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Bolu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Siirt, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika ya da yavru vatan Kıbrıs'ta duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene, her şey inat kimine kanat, saatler gece yarısını gösterene kadar her alemin radyosunda. Sen evet. O zaman yapıştırıyoruz. Yarın İzmir'deyim sevgili dinleyenler. Saat 4-6 arasında Serdar Trafik'te, 22'de başlayan Serdar yayında İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndan canlı olarak gerçekleşecek. Canlı olarak gerçekleşecek sevgili dinleyenler. Başlangıçta da duyduğunuz gibi NetSpeed'le devam ediyoruz sevgili dinleyenler. NetSpeed hızında devam ediyoruz. NetSpeed'den dinleyenlere de selam ediyoruz. Ve NetSpeed'le Serdar yayında ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Roy 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 roy. Yo,
Yarın İzmir'deyiz. Ben de oradayım. Ne tesadüf. Ha, güzel. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Herkes yine burada, içimizde, aramızda. Hadi bakalım. Yarın İzmir'de neredesiniz? Abi Cumhuriyet Meydanı'ndayız. İki programla hem de. Saat 4'te yani 16'da. Serdar Trafik'te. 22'de yani 10'da. Serdar yayında. İkisiyle de. Buyurun. Şakşuka. 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 Hey. Şakşuka. Kaç saatte gideceksin İzmir'e de? Vallahi beni gaza getir. Yok, normal gideceğim işte. Onlar eskidendi. Eskiden olsa sesten hızlı giderdim ama yani, onu söyleyeyim. Yani. Ne oldu, ne girdin? Artık bir jet almanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Ne oman? Oğlum ben havayla benim sıkıntım var. Yoksa ne oldu, bozuk mu yoktu da almadık şu zamana kadar? Evet. Yoksa yani öyle bozuk mu yoktu da almadık yani? Niye almadık zannediyorsun sen? Ama seninle bir gün havada olmak istiyorum. Efendim? Havada olmak istiyorum. Sen benimle hiç uçmadın mı? Bir kere uçtuk Erzurum'a, gül gül öldük. He, hatırlıyorum, evet. Arkadaki dayı bizi... çocuk mu vardı? Dayı arka. Vardı, dayı, dede vardı. Tamam tamam, hatırladım. Mesaideyim, iyi ki geldin, çok iyi geldin. Hadi bakalım, biz de bu saatlere kadar çalışıyoruz efendiler. Daha da devam ediyor farkındaysanız. Na 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 na. Renault burada, Fiat burada, komple fabrika olarak. Hadi bakalım. Ah bir kayınvalidem olsa da ben de ona prenses diye kayıt ederim telefonu. Kayınvaliden ne diye kaydedersin telefonu? Eşimin anası. Eşimin anası mı? Evet, öyle kaydederim. Ya senin bir şeyin değil yani, eşinin anası. Eşimin yani. Anası yani, biz anamız farklı. Bana telefonunda kaç kişi kayıtlı telefonunda, bak bakayım. Hemen bakıyorum. Evet, sayı bu en altta mı yazıyordu bu? En altta sayı yazıyor. Dur bakayım. Evet, kaç kişi? 645. 645. Evet. Benimkini tahmin et. 10.000. Kim? 10.000. Değil. 5.000. Değil. Çıkayım mı, ineyim mi? 8.170. Ey maşallah. Hepsi de ünlü değil mi? Efendim? Hepsi de ünlü. 4.000'i öyle. Süleyman Cücük yine olmadığı günleri yazıyor bize. Pazartesi ben yokum, haberin olsun diye. Peki Süleyman, ne oldu, hayırdır? Selam, bizi radyoda misafir eder misiniz demiş. Ne zaman ama? Yani öyle... Ne zaman yani? Ne zaman? Adem'den randevu alınırsa tabii ki olur. Değil mi Adem? Yani bir gün öncesinden ya da iki gün öncesinden, evet, haber vermek. Yani ben lazım. Bile gelmeden arıyorum sevgili dinleyenler. Evet. Yani. Geliyorum oğlum, orada mısınız? Diye. Merhaba Serdar, ben Vildan. Kocama söyler misin... Arabayı yavaş kullansın. Arabayı yavaş kullan. Arabayı yavaş kullanmakla dikkatli kullanmak arasında fark var mı acaba? Bence var. Ben de mesela yani seri kullanırım arabayı ama hızlı değilimdir mesela ben. Seri onu biliyorum, evet, sen iyi kullanıyorsun. Net. Ya, maşallah dela. Maşallah yani gözüm yok. Maşallah maşallah maşallah. Heh, eyvallah. Bugün kimle gidiyorsunuz izliyor? Ben tek başıma gidiyorum efendim. Ekip orada. Benim yapmam gereken yayın olduğu için sağ olsun. Ekip normal geniş geniş gitti.
İsmail Güllü yine bizim insan olduğumuzu unuttu sevgili dinleyenler. Yine bizim insan olduğumuzu unuttu. Hafta boyunca yayın, cumartesi günü İzmir'de yayın ve arabayla tek başına gelsin demiş benim için. Sağ olsun. Sağ olsun öyle demiş. Cuma değil mi? Ne işte ha, yarın özür dilerim cumartesi dedim pardon. Cuma günü tek başına gelsin demiş psikolojik patron. Şimdi gece yarısı yayınmışsa iki gibi buradan İstanbul'dan çıksam ufak ufak giderim ben değil mi? Ufak ufak. Bir 6-7 saatte gidersin. Balıkesir'de tost ayran yerken sana fotoğraf göndereceğim. Ben tost yedim. Ayran. Efendim? Ben yedim geçen. Yok ayran içmem ama. Ayran niye içmem sence? Niye? Niye içmem sence? Yani sevmediğin için mi? Niye içmem oğlum? Şimdi buradan İzmir'e gidiyorum arabayla tek başıma. Evet. Sence ayran niye içmem? Uykun mu gelir? Ha? Uykun gelir. Bravo lan. Aferin. Bir uykun gel. Vücuduma sürüyorum ben onun için. Ama son dönemde seni biraz şaşırtır gibiyim sanki. Ne gibi? Bazı şeyleri bilebiliyorum. 40 keredir konuşuyoruz aynı konuyu. Ondan olabilir mi acaba? Ya. Ama bak bu İzmir'e gelmeliydin oğlum ya. Ya ben de çok istiyorum işte şart. Ya hep vermiyor. Dümenler, hep kıvırmalar ya. Yarın ne işin var? Yarın buradayım, radyodayım. Tamam. Sen yani oradayken ben buradayım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen benle beraber İzmir'e gelsen, oradaki yayını asist etsen, burada mesela kimse yapamıyor mu bu işi yani? Yapabiliyor. Cumartesi ne işin var? Böyle bir kadro yapılmadı. Bu cumartesi ne işin var cumartesi? Cumartesi birkaç cumartesi. İş. Ne işin var cumartesi? Birkaç işim var yani belediyeyle kararlaştırmadım. Bu manita yapmış sevgili dinleyenler. Yok. Balıkesir'i bekliyoruz demiş efendim. Vallahi bir şey diyeceğim sevgili dinleyenler. Yani gece çıkacağım. Hakikaten Balıkesir'den geçerken de bir tost yerim yani orada. Bir tost ya da çiğ börek ya. Oranın çiğ böreği de güzel. Ben yani. Tostunu yedim de çiğ böreğini yemedim. Efendim? Tostunu yedim ama çiğ böreğini henüz yemedim. Çiğ böreğini mi? Çiğ böreğini. Ha çiğ böreğini yemedim. Evet. Olur yani orada Susurluk'ta paslaşabiliriz isterseniz. Ben şöyle yapalım sosyal medyadan takipleşelim. Ben gittiğim yerlerden fotoğraf atayım işte. Oradayımdır yani o dakikalarda. Sevgili dinleyenler Instagram Serdar Gökalp. Instagram Serdar Gökalp ya da Twitter Serdar Gökalp ya da Twitter Serdar Gökalp. Açık ayrandır pis mikropludur diye içmezsiniz demiş efendim. Yok ama bana göre ayran iki çeşittir. Açık ayran, kapalı ayran. Öyle ufak ayran falan yapmayın artık şunu abicim. Ufak ayran yapmayın yani. Yapmayın yani. Sonra dur bakayım şuradan şöyle. Fabrikada roman oynuyorum demişler efendim. Burdur burada. Haydi bakalım. O zaman şarkıyla beraber girelim ve Adem'e soralım. Ademciğim günün konusu ne? Günün konusu bence... Nasıl sence? Kafamda bir plan var. Neymiş söyle. Bence bugün skeç çekelim. Skeç mi çekelim? Evet daha doğrusu skeçim. Ne ama mesela konuyu söyle. İşte konuyu sana bırakıyorum yani ben burada ana temayı verdim. Oo böyle programı herkes yapar. Yani. Ya bir kaynana muhabbeti açıldı. Kaynanalı bir şey yapabiliriz aslında. Kaynanalı bir şey mi? Evet. Kız istemeye giden kaynana gelini beğenmesin istiyorsan. Olsun. Sen mesela gittin annen gelini beğenmedi. Bu mu evladım yürü kalk gidelim dedi ne dersin? Annemi ikna etmeye çalışırım. Ben olmazsa, beğendiysem. Olmazsa. Yani ben beğendiysem annem de beğenmek zorunda gibi bir skeç şey. İşine bakacağız. Onu zaten duyurduk. Önümüzdeki evet. Haftadan itibaren devamlı. Optimus Kemal'ı yudunuz hemen. Devamlı devamlı skeç işi. Bizim zaten o yani. Değil mi? Daha kimse araklamadı değil mi radyo skeçini? Yani bilmiyorum. Araklamadı değil mi daha? Şu anlık duymadım. Değil mi? Anladım. Çünkü biz de öyle mesela. İki hafta bir köşeyi yapmayınca hemen başka birileri yapmaya başlıyor. Onun için... Korku programı var mı? Bunları artık görmeyeyim ben ya. Değil mi? Var. YouTube Serdar Gökalp. Oradan seyredebilirsiniz. Dinleyebilirsiniz. Ama bizim yayın bittikten sonra. Evet ver bakayım bir konu. Dönelim etrafında. Fantastik. Bende var bende konular boy boy. Evet ben fantastik bir şey istiyorum. Ne istiyorsun? Fantastik. Nasıl bir şey? Yani dünya dışı konuşalım. Ben hep bunu konular benim ilgimi dünya çekiyor. Dışı mı? Ya da hayvanlı bir şey olabilir. Ne konu mesela Venüs'ü mü konuşalım ne istiyorsun? Venüs'e gidelim biz. Yani Venüs'e gidelim. Ya da Venüs'e kimle gitmek isterdin? Venüs'e? Evet. Kimle mi gitmek uzaya isterdin? Uzaya kimle çıkmak isterdin? Tek bir hakkım var. Uzaya kimle çıkmak isterdin? Evet. Şimdi herkes Mustafa Topaloğlu yazacak. Düzeltmek zorunda kalacağız. Onun için bence geç okula. Çünkü hala maalesef bazı espri 1960 yıllarında kalan espriler bazı. Yani. Uzayla alakalı bir şey yazıyor. Herkes Mustafa Topaloğlu, Mustafa Topaloğlu, Mustafa Topaloğlu. Mustafa abi de kızmıyor ama bu işlere. Günün konusu kız erkek olsaydı erkek kız olsaydı olsun demiş efendim. Çok işledik bunları yani. Çok işledik. Kimin ev arkadaşı olmak isterdin Adem? Ünlü olabiliyor mu? Nasıl ünlü olur? İstediğin ne olabilirsin canım kimle? Kesinlikle bir mankenle. Kim ama o manken? Barbara. Kim o Barbara? Barbara Palvin. Oğlum aynı dili konuşmuyorsun anlatamazsın ki derdi. Ben onu... Yani... Tuvalet sırasında düşsene kendini mesela. Barbara çok sıkıştım bak böyle sıkıştım böyle. Yani beden dilimi kullanırım. Beden yani dilinde mesela mi? Çok sıkıştım anlatsana bana mesela. Beden diliyle ama çok sıkıştım. Hani tuvalettesin bekliyorsun beden diliyle. Çok sıkıştım yap bana. Avcumu böyle sıkarım. O sıkıştım değil o. Ne bu? Korktum demek o.
Ama onların diline belki o anlama geliyor. Bak herkes şu anda elinde ne yaptığını anladı, korktum demek deyince bana. İyi yayınlar. Deli işi diye bir köşem vardı. Vallahi daha bugün aklımıza geldi biliyor musun? Bir toplantı yaptık da o deli işiyle alakalı. Sonra bir kanalda yapıldı. Kanal bile kapandı. Şimdi aslında yine kanal kapanmış ya. Tövbe yarabbim. Söylemezsem çatlarım. Bizde köşe program yaptılar komple. Sonra utancından kaldırdılar ama galiba. Galiba. Yaşadığınız şeyler. Hemen halktan örnek yapalım. Ademciğim öyle yaşadığınız şeyler. Konu. Ama ne? Şimdi söyle bakayım neyi? Olmadı gördün mü? İdrak edemedi. Onun için bu da olmaz. Sana olan bu sevgi. Adem kime yürüyoruz ya biz bu şarkılarla? Bizim ne işimiz var oğlum? Çok güzel şarkı. Ne? Bu. Ya tamam güzel bence. De mesela onun üstünde mesela Kibariye Hap koydum. Tarık Mengüç Şakşuka. Sibelcan Emret Öleyim. Ondan sonra Ebru Gündeşler filan falan. Sen ya, hayırdır sen? Birine yürüyecek olsaydık armağan ederdim ama yürüme. Sen zaten yürümüşsün o iş tamam o iş bitmiş. Olsa burada paylaşırız. Değerli dinleyenler dinlediğiniz programda playlist'te Adem'in kız arkadaşı yapıyor bence. Asla ben işime karıştırmam özel hayatımı. Orada dur dedim. Hehe. Tabii. Geçerken Manisa'da bizi uğra. Sana semaver de şah. Vallahi yapma bak aklımı çeliyorsun benim. Manisa'da semaver de şah yapayım sana diyor. Manisa'dan geçiyor musun? Efendim? Geçiyor musun Manisa'dan? Oğlum ben dolmuş mu soruya bak. Manisa'dan geçiyor musun? İzmir'e giderken sence Manisa'dan geçiyor muyuzdur geçmiyor muyuzdur? Yani yakın olabilir. Transit geçiyor olabilirsin. Nasıl? Manisa'dan. Manisa. Evet İzmir'e giderken. Manisa nerede? Manisa. Nerede Manisa? Manisa güzel bir yerde. Ülkemizin güzel? Güzel bir güzel böyle şey. Ülketi. Manisa nerede Manisa? Manisa nerede? İzmir'e evet. Yakın Manisa. Nereye ne kadar yakın İzmir'e? Neresinde mesela İzmir'in? Ya solunda kalıyor da sağında kalıyor. Manisa sen diyorsun ki Manisa ile İzmir yakın ya. Yan yana mı diyorsun yan sen? Yan yana değiller yani. Değiller mi yan yana? Yan yana alt alta mı üst üste mi nasıl? Yan yana olabilirler o kıyı şeridinde. Manisa ile İzmir yakın mı değil mi? Bana sadece bunu söyle. Yakın mı değil mi? Biraz yakın. Yakın. Bir dakika dur. Nerede oğlum? Biraz yakın. Evet. Biraz yakın. Ne kadar biraz? Yani bir 100 kilometre vardır. 100 kilometre mi? Vardır bence. Oğlum dip dibeler zaten ya. Olsun yani 100 evet. Kilometre de uzak değil. Vallahi bak dip dibeler ya. Ben Üsküdar'dayım. Biz de yaparız semaverde çay. Manisa'ya gitme demiş efendim. Hep laftasınız, hep lafta. Hep laftasınız, hep lafta. Üsküdar'dayım semaverde çay yaparım diyor. 40 kere aldığımız teklifler bunlar. Gece oluyor herkes uyuyor abi ben anlamıyorum. Vallahi billahi yani hep. Manisa İzmir yan yana demişler efendim. Ne diyorsun? Katılıyorum doğrudur. Nasıl katılıyorsun? Ya, dinleyicimiz yazdıysa doğrudur. Ya şimdi dinleyicinin her yazdığı doğru mudur? Bence doğru benim gönlümde doğru. Müşteri her zaman haklıdır mı diyorsun? Her zaman haklıdır. Her zaman. Bize de uğra demişler. Vallahi sevgili dinleyenlerim ben galiba hiçbir yere uğrayamam ama işte yarın İzmir'deyim. Saat 4-6 arasında... 4-6 arasında Serdar Trafik'te 10'la gece yarısı arasında Serdar yayında. Gel icraat gör yazmışlar mı? Tamam koy çayı. Tamam koy çayı. İzmir'e gitmeden önce çayımızı içip öyle gidelim o zaman yani. Madem öyle İzmir'e gitmeden çayımızı içip öyle gideriz biz de. İzmir'e gidiyorum beni de götürür müsün demiş efendim. Ben heyecanlanıyorum başkasının da araba kullanamıyorum efendim. Heyecanlanıyorum ben. Tavırların çok değişti bilmediğim bir şey mi var aklımda. Sevsem de yetmez seni sevmeye. Kolay mı benden kurtulmak bilmediğim bir şey mi var? Sevgimin bittiği yerde nefretim başlar. Akıllı ol, senin aklını alırım. Beni bulmazsan Allah
çok değişti. Bilmediğim bir şey mi var? Aklımda ayrılık varsa. Bir ömür sevsem de yetmez seni sevme. Kolay mı benden kurtulmak? Bilmediğim bir şey mi var? Sevgimin bittiği yerde nefretim başlar. Akıllı. Bu aralar konuşulan bir şey var biliyorsun. İnternetten isim değiştirebiliyorsun artık. Evet, duydum onu. Biliyorsun değil mi? Duydum, evet. O zaman dinleyicimize gecenin konusunu veriyoruz. İsminizi değiştirseniz ne koymak istersiniz? Kendi isminizi. Tabii şimdi şöyle diyenler var mesela. Yo, benim ismim gayet güzel filan. Teksin, sensin, erkeksin. Bunlara bir şey demiyoruz. İsminizi değiştirmek isteseniz ne olarak değiştirirsiniz? Adınızı ne olarak değiştirirsiniz? Evet Ademciğim. Önce halktan sektiriyorum, size soruyorum. Sevgili dinleyenler, 0541 222 89 02 0541 222 89 02, ya da Twitter Serdar Gökalp, ya da Twitter Serdar Gökalp. İsminizi değiştirecek olsanız ne yaparsınız? Ademciğim söyle bakayım. Ben kesinlikle iki isim koyardım kendime. İki isim mi? Birisi aile içinde, akraba içinde kullanırım. Nasıl? Diğeri de böyle kızlarla böyle oturduğum zaman kullanırım. Aile içinde ayrı, kızlarda ayrı. Evet. Oğlum güzel bir tane isim seç, kızlar da aslı olsun, erkekler de aslı olsun. Yok, ben biraz da dedemin gönlü olsun istiyorum. Dedenin gönlü mü olsun? Dedem beni Berk diye sevmez mesela. Ama ne diye? Latif desem mesela sever. Latif mi? Evet, Latif Berk. Latif Berk. Evet, biraz uzun oldu ama güzel olur bence. Ooo baby. Geleceksen yeminle çay yapacağım demiş. Tamam yap canım, Allah Allah, çay. Yani çay var, içersen, dayak var, yersen. Yap. Ama nereden vereceksin yani bize çayı, nereden vereceksin biz yani? Gökyüzüne karşı bir ağzımız açık mı gezeceğiz? Nereden vereceksin yani çay, nasıl olacak? Nerede içeceğiz? Kendimi de yıldız gibi hissettim şu an. Evet, Latif koyardın, doğru mu? Latif Berk. Niye? İki isim olsun istiyorum. Nasıl iki isim? Ben iki isim istiyorum. Latif Berk, evet. Kılıçalan. Latif Berk Kılıçalan, evet. Latif Berk Kılıçalan. Hmm. Pusat yapmak isterdim. Yıldız olarak değiştirirdim. Ahu. Ahu çok böyle bir şey, uçuşkan bir isim değil mi mesela? Böyle ahu. Kulakta kalmıyor. Ahu diye tanıdığım var mı benim? Ahu. Evet, vardır ahu. Bence senin olmuştur yani. Vildan yapardım demiş. Evet, Vildan. Benim de okuldan bir arkadaşım Vildan. Bayağıdır görüşmüyoruz ama okulda çok severdim ya. Vallahi billahi. Bizim okulda kızlar var ya, bir dövüyorlardı oğlum. Dövüyorlar mı? Evet, bir ara anlatırım. Evet, sonra Haydar Berk. Ne diyorsun? Haydar Berk iki isim, bak güzel. Haydar Berk. Evet. Güzel mi diyorsun? Bence güzel. Peki. Adım İclal Lütfiye. Tek İclal olsun isterdim demiş efendim. İclal Lütfiye. Ne diyorsun? İclal Lütfiye olabilir. Evet. Ben böyle Lütfiye, ondan sonra Şaziye, sonra... Başka ne mesela? Hayriye filan. Vasiye. Bu tarz isimleri ben çok seviyorum niyeyse. Bence de güzel oluyor. Yani ama biraz da teyzeler de çok tatlı duruyor bence. Ne? Mesela Lütfiye teyze. Sen şimdi bebeği olan adı Lütfiye koysun demiyor. 30 yaşından sonra mı değişsin? Ya estağfurullah, benim haddim değildi ama yani teyzeler de çok tatlı duruyor. Gençler de durmuyor. Lütfiye. Evet. Teyzeye en çok yakışan isim nedir? Teyze, Lütfiye, Hatice, Ayşe mesela, bunlar yakışıyor. Hatice. Evet. Nurten, Nurten. Mesela Nurten. Su teyze mesela olmuyor. Su teyze mi? Evet mesela su. Bunca çocuğun adını Berkecan falan koydunuz, hiç düşünmediniz yarın öbür gün bayramda bunların torunları gittiğinde ne yapacak falan diye. Ama o zamana kadar şey olmuş olur. Yani oturmuş olur herhalde. Oturmuş dava. Olur, evet. Değil mi? Çünkü sadece Berkecan o değildir yani. Daha vardır herhalde. Tarkan'ın bir şarkısı vardı. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzel. Hepsi senin miydi şarkı? Hepsi senin mi? Evet, onu çalayım. Yine bir işimizi arak gördük de. Ondan... Bakayım nerede? Evet, şuradan şöyle. Hepsi senin mi? Doğru mudur? Tamamdır. Peki. Şuradan şöyle, şunu da şöyle alırsak zannediyorum bu şarkı. Değil mi? Evet. Ayten teyze. Adım Ayşegül ama Aden yapardım. Aden. Aden ne? Mitolojik bir şey mi? Yunan tanrısı mı Aden? Anlamını bilmiyorum da çocuğum olursa verebilirim. Bir bak bakayım Aden neymiş ya? Aden. Bak, Alen vardı ya. Benim arkadaşım. Alen. Bak bakayım. Şuradan şöyle adımı Semaver koyacağım demiş efendim. Ya sen Semaver'e çay koy, ne? Semaver'e çay koy, Instagram'dan da haber ver şurada diye. Instagram Serdar Gökalp. Yeter ki çay olsun ya. Yanlış mı Adem? Doğru. Çay olsun, evet. Günlük kahve dozajımı aldım, belki de aşmış olabilirim belki. Neymiş oğlum Adem? Bu arada nazik, düşünceli. Aden. Neceymiş? Aden hangi şeyden gelmiş? Yani köken yani, neymiş? Aden. Nece olduğu yazmıyor. Bir baksana oğlum, önüne internet koyduk, bilgisayar koyduk ya. Bir bak. Bak bakayım mı? Aden.
Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya ses nasıl aynı Tarkan değil mi? Sahici, ya da anca gidersin. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya gel. Nameleri bile yapıyorum. Sahici, ya da anca gidersin. Arsının kuzusu, ciğerimin köşesi. Kız bu neyin cakası? Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Oynama şıkıdım şıkıdım. Oyna. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oyna. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Ne deli ne de divane. Baktın mı neyceymiş? Ne? Kökeni Arapçaymış. Arapça mıymış, evet. Aden? Allah Allah. Türkiye'de 1536 kişi bu isme sahipmiş. 1536 kişi. Evet, öyle. Aden yazıyor. İsmine sahipmiş. Evet. Vay be. Kız Kulesi'nde çay içeceğiz seninle. Sen, ben ve Büşra. Sen, ben, Büşra. Büşra kız. Siz de kız. Yok olma, iki kızla aynı anda içmem. Olmaz. Adım Kübra ama Pınar ya da Süeda isterim demiş efendim. Bir aylık oğlum var, adını Denizel koydum demiş efendim. Çoluğunuzun çocuğunuzun adını yazıyorsunuz bana. Değerli dinleyenlerim, konu o değil. Maşallah hepsine çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çocuklarınızın ismini bizimle paylaştığınız için, ama ben size soruyorum. Hani internetten isim değiştirme modası var ya bu ara. Soruyorum size. İsminizi değiştirseniz ne yaparsınız? İsminizi değiştirseniz ne yaparsınız? Meva. Meva ne demek ya Meva? Meva. Meva teyze. Meva teyze. Meva teyze. Meva. Hadi emrine amadeyim. Anasının kuzusu. Ciğerimin köşesi. Kız bu neyin cakası? Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Adımı Nilya yapardım herhalde ama soy isim değiştirmeyi çok isterdim demiş. Annem adımı Murat koyacakmış ama babası ondan habersiz adını Uğur koymuş. Adından memnunum ama annemin gönlü olsun diye Murat olarak değiştirirdim. Çakır. Adım Büşra. Adımı unutanlar bana hep Burcu diyor. Adımı değiştirseydim Burcu olurdu. Bazı isimler var böyle. Adem, bende oluşturduğu şeyler ya kesinlikle çirkin olamaz yani, anladın mı? Kesinlikle mesela ya. Çirkin olamaz yani, anladın mı? Bir isim söyle bana. Ece. Ece. Evet. Çok emin olma buna. Buna birdenbire manzara geldi gözümüne. Buna çok emin olma. Ama ben güzel eceler gördüm. Neyler? Güzel eceler gördüm. Ya şimdi üç harfli adını da çok anma gelmesin. Yani Ece. Acayipsin. Bilemedim Ece. Başka bir isim söyle. Kıvanç. Mesela Jennifer. Jennifer. Jennifer mesela nasıl? Yani Jennifer. Düşünebiliyor musun mesela Jennifer ama çirkin? Olur mu sence? Olmaz. Olmaz değil mi? Senin mi? Mesela Julia. 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 Bunlar nasıl isimler? Değil mi Julia? Julia yani, harbi Julia. Evet. Kafam da belirliyor böyle tip olarak. Türk isimlerden örnek ver. Ebru. Ebru. Olabilir mi Ebru? Bence olamaz. Ya benim tanıdığım bir Ebru vardı o yüzden. Ciddi misin? Evet. Geçtim o zaman onu. Geçelim. Ha. Asu. Asu. Evet Asu. Evet Asu da iyi. Asu da iyi değil mi? Evet. Nasıl iyi derken sen birinden bahsediyorsun. Yani Asu tanımadım ama kafamda canlandı. Asu tanımıyorsun. Evet. Anladım, peki Asu. Başka mesela Hande. 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 Handeler de güzel insan oluyor. Düşünüyorum. Ayça. Ayça. Ayça ne diyorsun Ayça? Ayça da iyi. Bizim sınıfta 3 tane Ayça vardı. Onlar nasıldı? Hepsini çok severim. Hepsi de bayağıdır görüşmüyoruz ama üçü de birbirinden güzeldi harbiden. Vallahi billahi bak, üçü de birbirinden güzeldi. Sonra dur bakayım şuradan. İsmimi değiştirecek olsaydım Firdevs yapardım adımı. Bu ismi iş yerinde taktılar bana. Onun gibi bakımlıymışım demiş efendim. Adım Metin. Doğukan olarak değiştirmek isterim. Ya Metin'den Doğukan'a çok bir böyle bir kültür şeyi olmaz mı ama yani? Bir çarpışma olmaz mı ya? Olmaz mı abi? Ya olur. Metin'den. Almeida yapardım da. Almeida eski futbolcu değil mi ya? Beşiktaş'ın eski forveti. Almeida değil mi? Evet. Evet. İrem isminde hiç çirkin kız görmedim demiş efendimiz. Ne diyor, katılıyor musun İrem? Yok var yani, ben biliyorum. Oo baby su.
Oo baby su. Türkiye'nin ultra hızlı interneti NetSpeed'in sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'da devam ediyor. Peri. 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 Peri ismini birini tanımadı. Biz hiç peri görmedik ki, güzelmiş. Evet. Ben peri diye benim tanıdığım var mı ya? Benim bildiğim bacaları var. Peri bacaları. Peri. Bizim Periyan var işte, son şakada oynayan. Ama hanı var onun. Evet, Periyan var. Peri diyorduk ama biz ona. Periyan var. Normal peri tanımıyorum. Normal peri ben tanımıyorum ben peri. Yok, ben peri tanımıyorum. Belma. Yok. Belma, yok, Selma yok. Filan. Yok. Belma, Selma. Yok. Yok. Abi ismim Gamze. Cinsiyet değiştirip kocamın yerine geçebiliyor muyum? Hayatımda gördüğüm en rahat marka benim kocam. Öyle günler oldu. Abdullah olayım ben. Hayat bana güzel olsun. Serdar, karım yanımda, adı Mine. Onun için başka bir isimden örnek veremiyorum demiş efendim. Mine. Mine yok ya. Yok, Mine'ler de yok. Yok yok. Benim Mine okul geldi aklıma. Çünkü şimdi sevgili diye hep okuldan veriyorum örnek. Yani o kadar kızı aynı anda gördüğüm tek yer okuldu benim. Bir de Sine 5 Serdar Gökalp Show. Biliyorum. Mine yok yok, Mine yok. Tam böyle fen sınıfı kızı değil mi Mine? Tam. Evet. Maya. Maya? Maya olmaz bence. Maya diye ama var. Benim arkadaşımın var. Çocuğu Maya, evet. Maya. Evet, Maya. Enteresan. Anlamı ne Maya acaba? Bir bakma, hemen bak. Herhalde. Bildiğimiz Maya değil değil mi? Oğlum baksana işte. Allah. Abdüley koymak isterdim adımı. Abdüley değil mi? O da böyle çam böyle dolu değil mi mesela? Abdüley filan yani. Oturuyor. Evet, çağırdığın zaman kesin sıkıntı olacak yani. Burada Maya'da şey yazıyor. Ne? Hamur yoğurt yazıyor. Öyle mi yazıyor? Evet, peynir oğlum, yazıyor. Gülmeden okusana, ne yazıyor? Ama komik. Tam ne yazıyor? Tamam, hamur. Önce bir oku da hep beraber gülelim, sadece yapınca olmuyor tamam. Yani. Hamur yoğurt gibi yiyecek ve içeceklerin mayalanmasını sağlamada kullanılan madde. Anladım. Maya. İsmim Cansu. Cansu'yu hiç kız mı erkek mi diye düşünmeye lüzum yok. Size anlatıyorum hikayeyi. Eskişehir'den bir dinleyicim var. Cansu. Erkek. Erkek. İnanmadım, gittim ziyaretime geldi. Bana hediye verdi. Hatırlıyorsun değil mi hikayeyi? Bana böyle hediye verdi. Böyle jelatin bir şeye sarılı bir hediye. Dedi ki abi bunu evde aç dedi. Lan iyi ki evde açmamışım, yolda bakmışız yani. Abi bunu dedi evde aç dedi bana. Tamam Cansu'cum dedim. Cansu bu arada erkek. Bütün Cansu'ların hayaller kırıldı şu anda. Bunu abicim evde aç dedi. İyi peki tamam dedim. Yoldayız. Yani psikolojik patron olabilir. Bizim Güllü olabilir. Abi dedi, eve gideceğini istiyorsan bir yoldayken bak dedi onun ne olduğuna dedi. Bir açtım, patlıcan abicim. Patlıcanı sarmış bana vermiş abi. Hala saklarım diyemem tabii. Sağ olsun ama teşekkür ediyorum kendisine. Hala beni dinliyorsa. Çiğdem demiş efendim birisi. Katılmıyorum. Ya Çiğdemler hep güzel olur demiş de katılmıyorum sevgili dinleyenler. Sen ne diyorsun? Ben katılıyorum. Efendim? Ya benim tanıdığım Çiğdemler güzeldi. Senin tanıdığın Çiğdem. Kaç tane Çiğdem tanıdın? Üç. Üç. Evet, ikisi üniversite, birisi lise. Hepsi güzel miydi? Hepsi güzeldi. Vay be, peki. Elif. Yok, Elif'e yükseldim. Abi yenge Elif dedin ya. Çok rahat, çok profesyonel. Dur bakayım şuradan. Ahsen. 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 Bence Ahsenler güzel olur. Ben ama tanımıyorum ki Ahsen. Ben de tanımıyorum da tahmin ediyorum. Simge. Simgeler de güzel. Simgeler güzel mi diyorsun? Evet. Bizim yine şöyle yok, televizyon programında vardı Simge. Hatırla. Yok, hatırlamak bile istemedim şu an. Yok yok. Yo. Konu nedir demişler. Sevgili dinleyenlerim, internette bu aralar biliyorsunuz hani öyle bir geyik var. İsminizi değiştirebiliyormuşsunuz. Girip hemen değil mi? İnternetten değiştirebiliyormuşsunuz. Yani ben öyle biliyorum. Bir... Evet, adınızı ne koymak isterdiniz? Yani adınız ne olsun istersiniz sevgili arkadaşlar? Adınız ne olsun? Yani adınızı değiştirecek olsanız ne olsun istersiniz sevgili dinleyenler? 0541-222-8902 0541-222-8902 adınız ne olsun istersiniz değerli dinleyenler?
Berenler de güzel olur. Ya iyi ki Beren saat var, biliyor musun? Derin yazmış birisi. Baba bunu bir daha düşün be. Ya bir daha düşün, eğer yoksa sana Instagram'dan bir profil göndereceğim. Adı Derin, bir bak istiyorsan. İstiyorsan bir bak yani. Ceyhun'u? Yok, Ceyhun bilmiyorum. Yani Ceyhunlar nasıl olur sence? Nasıl olur? Benim var tanım, kaderi benzemez. Dur, dinliyordur, yazar şimdi, biliyor musun? Bana mı diyorsun ya? Yazar. Gerçi aradım yayından önce de açmadı telefonu. Nil. Niller güzel olur. Niller güzel olur, evet, peki. Evet, Niller kesinlikle güzel olur. Mahir. Mahir diye bir arkadaşım vardı benim. Bizim de Mahir amca vardı, o da çok iyiydi. Mahir'e ne diyorsun? Mahirler güzel olur, evet. Güzel peki olur derken bu yola. Ben ismimi değiştirmek istemiyorum. Tamam, teksin, sensin baba. Sen anneyi nerede dinle? Sen teksin sen. Sensin. Al. Süreyya. Süreyya ile alakalı bir yorum yapamadım şu anda. Genelde bir şey, böyle nasıl diyeyim, yaşı büyük birine hitap edin. Abuzer. Abuzer. Erdal, sen adam değilsin oğlum. Sen adam olsan elimi ayağımı öper baba. Lan. Peki sen değiştirmek istesen ne koyarsın demişler bana. Ben moderatörüm, konu dışıyım. Ben aklımda var bir isim ama bir gün bir yeğeniniz olursa erkek, o ismi onu da duyarsınız zaten. Onun için söylemiyorum, araklanmasın. Yani bir gün bir yeğeniniz olursa, ey ki sevgili dinleyenler ve Adem sen. Yani bir yeğeniniz olursa demek ne demek? Şu an ne diyorum ben? Yani kardeşinizin çocuğu olursa mı? Heh. Ve erkek olursa o adı onda görürsünüz zaten. Ama haricinde ben moderatörüm, onun için ben karışmıyorum. Bu şey, muhabbet yok. Yasemin. Benim tanıdığım bir Yasemin vardı. Yani çok iyiydi. Mümkünse uzak olsun diyorsun. Yok, çok iyiydi. He, pardon. Mümkünse çok... yakın olabilir şu an. He, şu anda. Evet. Açık açık yürüyorsun. Hatta yani. Hatta bir ünlünün kızı. Açık açık yürüyorsun yani. Evet, dinliyorsun, denk gelirse olabilir. Ayrılık ilacın olmadı mı? Eşimin adı Sinem. Güzel bir şeyler deyince dinleteceğim Serdar demiş efendim. Sinem'e ne diyorsun? Sinemler genelde nasıl diyeyim? Biraz tripli oluyor. Benim tanıdığım bir Sinem vardı. Acayip trip atıyordu. Handan. Handanlar iyi. Uzak olsun, uzak. Uzak mı? Evet, uzak olsun. Kuzenimin karısının adı Handan da. Yüzüne de söylüyorum zaten uzak ol diye. Onun için buradan da söyleyebilirim yani. Uzak olsun, uzak ol. Valla uzak olsun. Ben de telefonumda ne diye kayıtlı biliyor musun? Ne diye? Handan çarpı 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 çarpı. Ya ararsa açmayayım. Öyle kayıtlı bende. Yo, ararsa açıyoruz mecbur işte, kuzenimizin karısı yani. Açıyoruz yani. Cemil. Cemil deyince aklıma tek bir şey geliyor. Yapma, başka bir şey Cemil. Geliyor. Evet. Bir de bazı isimler böyle kayınço adı gibi duruyor mesela. Ya da kim mesela? Tam bir kayınço adı söyle bana mesela. Sevgili dinleyenler, tam bir kayınço adı. Söyle, tam bir kayınço. Kayınço kimdi bu arada? Neydi kayınço? Ne olduğunu karıştırıyorum ben. Kayınço ile bacanak, bir de kayın... Neydi? Kaynana mıydı? Kaynatan bacanak adı mıydı? Da olabilir mesela. Değerli dinleyenler, bacanak adı söyleyin bana. Bacanak. Ne diyorsun mesela bacanak? Adem mesela bacanak adı gibi. Evet, bacanak adı. Süleyman gibi. Mesela. Serdar olmuyor değil mi mesela? Bizim Serdar bacanak olmuyor. Var. Kim? Serdar. Dedim puf, bitti. Ya. Kayınço da olmuyor Serdar'a. Olmuyor, olmuyor. Turan. Turan. Enişte olur Turan'dan. Kayınço mu bacanak mı? Bence enişte. İkisi de değil. Hangisi? Turan enişte mesela. Ha, anladım. Peki şuradan şöyle. Adım Yasemin.
erkeğim. Hatta adımı değiştirdim Yasin olarak. Bir arada Semih. Bir arada adı mı Yasemin'miş abi? Yasemi dedi ama. Yasemi galiba. Neyisi doğru mu? Yok herhalde. Bacanak adı Nuri demiş efendim. Ali Cengiz, Namık, Murtaza. Lütfü. Namık tam böyle bir yakın akraba adı değil mi mesela? Nereye? Her şey olabilir. Nereye? Namık dayımlara. Nereye? Namık enişte. Bacanak'ın